Şimdi hızlıca kutuya bir yakından bakalım arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman zaten Logitech Lift diye burada markasını belirtiyor. Burada da Ergo dediği ergonomik, yani rahat bir kullanım sunması bize. Şurada da dikey ergonomik mouse olduğu vurgulanmış. Zaten kutuyu açıp kullanmaya başladığımızda bunu göstereceğim. Yan tarafta da 2 yıl garantili olduğu söyleniyor. Burada bir kullanım kılavuzu var gördüğünüz gibi. Şurada örnek bir tutuş şeklini görebilirsiniz. Bu tarafta da kutu içeriğinden bahsediyor arkadaşlar. Şimdi hemen kutuyu açalım ve içeriğine birlikte bakalım. Şekilde bir kutulama yapmış arkadaşlar. Evet, burada bir iki detay göstermek istiyorum arkadaşlar. Ya Bluetooth yöntemiyle ya da Logibolt yöntemiyle bu mouse'u cihazlarınıza bağlayabilirsiniz. Logibolt'tan biraz daha detaylı olarak bahsedeceğim. Özellikle internet sitesine baktığınızda şu detay yer alıyor. Ofis gibi daha kalabalık ortamlarda biliyorsunuz birazcık sinyaller birbirine karışabiliyor. Eğer bu tür sıkıntılar yaşıyorsanız Bluetooth yöntemi zayıf kalıyor. Bunu daha çok evde kullanım için tercih edebilirsiniz. Logibolt'u ise kalabalık ortamlarda, ofis gibi ortamlarda tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mouse'un kendisine de bakalım. Evet, tık sesi pek gelmiyor. Biraz sessiz bir mouse gibi gözüküyor. Yine scroll kaydırma tuşu da bu şekilde. Şu iki yandaki butonlarda biraz sessiz gözüküyor. Arka tarafına baktığımız zaman Lift yazıyor. Baktığımız zaman yine Bluetooth ve Logibolt bağlantıları vurgulanmış. Burada da Easy Switch butonu var. Bu ne işe yarıyor? Aynı anda 3 farklı cihaza bağlayabiliyoruz bunu. Örneğin farklı işletim sistemlerine de bağlayabiliyoruz. Windows, MacBook, iPad gibi farklı cihazlarınız var diyelim. Üçüne de aynı anda bağlanabiliyor ve bu tuş sayesinde 3 cihaz arasında geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Hemen şu bandı açalım buradan. Ve içerisinde gördüğünüz gibi bir kalem pille geliyor. Bu arada şurası mıknatıs olduğu için bakın yapışıyor. Bu arada internet sitesinde kalem pil ömrünün 2 yıl kadar gittiği söylenmiş. Tabii bu nasıl bir kullanıma göre değişir bilmiyorum. Şurada da eğer USB alıcıyla kullanmak isterseniz, yani Logibolt yöntemiyle kullanmak isterseniz o zaman şuradaki alıcıyı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada da böyle bir bölüm yapılmış. Özellikle bu USB'ler çabuk kaybolabiliyor. Bu nedenle böyle bir göz ayrılmış olması güzel. Burayı şöyle bir kapatalım hemen. Şimdi baktığımız zaman şurada da on off butonumuz var. Şu an kapalı hale getirdim. Açık hale getirdiğim zaman şu an yanıp sönmesi birinci bölümde bakın yanıp sönüyor. Yanıp sönmesi henüz bir cihazla eşleşmedi. Siz eşleştirdiğiniz zaman bu kalıcı olarak yanmaya başlıyor. Şuna basıp ikinci cihaza eşlemek istiyorum. Burada da üçüncüye eşlemek istiyorum gibi sırayla geçiş yapabiliyoruz. Şöyle bir genel hissiyatına bakmak istiyorum. Tabii dikey olduğu için birazcık farklı geliyor bana şu an. Zeminde kolayca hareket edebiliyor. Şu mouse'da bazen ben tık sesini duymak istiyorum. Şu beni birazcık şu an hani acaba bir derece tık sesi gelse miydi dedim. Ama sessiz bir kullanım istiyorsanız oldukça iyi. Yani neredeyse hiç duymuyorum gibi. Mouse'un ön yüzüne baktığım zaman dikey kullanım için böyle bir yapısı var. Farklı renk seçenekleri de var bu arada. Yine internet sitesinden bakabilirsiniz. Ben de şu an beyaz olan renk var. Ve ben sağ elimi kullandığım için sağ olan modeli aldım. Ama siz eğer solaksanız, sol elinizi kullanıyorsanız o zaman diğer modeli de alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, genel kullanımı bu şekilde. Şu parmağım benim şu an altta kaldı. Onun için ayrıca bir bölüm yapmamışlar. Masada güzel bir şekilde hareket ediyor. Bunun dışında kutu içerisinde bir de kitapçık vardı.
Kitapçıya bu kadar detaylı bakmayacağım ben şu an. Evet, bu videoda amacım kutu içeriğini sizinle paylaşmaktı. Devamında cihazlarımla eşleyeceğim ve nasıl bir deneyim sunuyor onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. You get mad when I ask what you're doing. Cut me up all night, just feeling stupid. For wondering where you are and why we played it.